Sharq Turkistonda kasbi tarbiyalash maktabi nomida ko'plab ochilgan yig'ilish lagerlari to'g'risida so'z bo'lganda, Xitoy hukumatining diplomatlari har qachon o'zlarining terrorlik va asabiylikning qurbonlari bo'lib ketganligini hamda mushiqil ideyalarni biqoltida yo'qotish uchun mushiqil tarbiyalash markazlarini ochganligini ta'kidlab kelmoqda. Ammo Turkiyadagi Dilaraga o'xshash yuzligan Uyg'urlarning kechmishlari Xitoy hukumatining hujum nishoni bir butun Uyg'ur millati bo'layotganligini oshkor ko'rsatib bermoqda. Angliyadagi muhabizatchi gazetaning 21-iyuldagi soniga besilgan bu vaqtdagi maqolda aytilishicha, Urumchidagi mukammal Uyg'urlardan sanaladigan oilada o'sib cho'ng bo'lgan Dilaraning ota-onasimi bu qitimqi lager mahkumlaridan omon qolmagan. Dilaraning ota-onasi birdek Xitoycha maktabda o'qigan hamda Urumchidagi davlat idorachiligidagi yuqori darajalik idoralarda ishlayotgan kishilar ekan. Dilaraning kichigidanlar Urumchidagi Xitoylar to'plashib o'ltiraqlashgan mahallada cho'ng bo'lgan. Shu sababdanmi u Xitoychini Xitoylardanmi yaxshi so'zlaydigan, hech qachon yog'liq chekmaydigan, yana kelib patpatli Xitoy do'stlari bilan orlashib o'tadigan Uyg'ur qiz sifatida yoshlik davrini o'tkazgan. U 2015-yili eriga ayishib Turkiyaga ko'chib kelgandan keyin opisi qizini yo'qlab Turkiyaga kelgan hamda 1 yildan keyin yana 2018-yili Urumchiga qaytgan. Oradan uzun o'tmay opisining pasporti musodir qilingan hamda uyg'unishga ilib ketilgan. Ani shu qildiki millionlagan Uyg'urlarning lagerlarda qandoq ro'yi va jismoniy qiyinchiliklarga duch kelayotganligi haqida yillardan buyon ma'lum bo'layotgan ko'plagan uchurlar Dilarani kech kunduz qiynashga boshlagan. Muhabizatchi gazetada so'z qilgan tadqiqotchi Adrian Zins 2017-yildan buyon Xitoyning 1 million 800 mingdan ko'p kishini qamab qo'yganligini Buning Yahudi qirg'inchiligidan buyon bir millat yoki dinga tavo kishilarning eng ko'p sonda qamab qo'yilishi ekanligini aytdi. Angliya musulmonlar kengashi Angliya hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligi sababidan Xitoyga qarata kuchlik va konkret harakat qo'llanishga chaqirdi. Angliyadagi eng cho'ng musulmon hukumatsiz tashkilot bo'lgan Angliya musulmonlar kengashining bayonotida aytilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Raabga bir maktub avatilgan bo'lib, maktubda Xitoyga qarshi harakat qo'llanib, Uyg'urlarga qaratilgan besim siyosatini to'xtatishga chaqiriq qilingan. Uyg'ur musulmonlarining vaziyatining texmi yomonlashayotganligini eskartgan bu chaqiriqda musulmonlarga ziyonkashlik qilish siyosatining davomlashayotganligi, majburiy tug'ut cheklash usullarining qo'llanayotganligi va milliondan ortiq Uyg'urning hech qanday sotlanmasdan jazo lagerlarida tutib turilayotganligi eskartildi. Angliya musulmonlar kengashining bosh kotibi Harun Khan imzolagan bu maktubda Xitoyga qarata kuchlik va konkret tadbir qo'llanmasa, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchraydiganligi ta'kidlandi. Amerika Xiyostondagi Xitoy bosh konsulxonasining 72 soat ichida taqilishini talab qildi. Xitoy bu qarorni ig'vogarchilik deb atadi. Amerika konsulxonasi binosining sirtida hujjat kuydirganligi ma'lumotidan keyin Texas shtatining Xiyoston shahridagi Xitoy diplomatik o'miginining chekinishini qaror qildi. Yerlik taratqularning xabar qilishicha, atrofdagi kishilar Xitoy konsulxonasining qo'ylisida nurg'un kishining neft tongida hujjat kuydirayotganligini bayqagandan keyin o't o'chirish va saqchiga ma'lum qilgan. Xitoy bo'lsa Amerikaning qarorini ig'vogarchilik deb atadi. Hamda buning xalqaro qonunlarga xilofliq ekanligini ilgir surdi. Xitoy tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin Amerika qaroridan yonmasa o'ch olish tadbiri qo'llanilganligini aytdi. Amerikaning Xitoy konsulxonasini taqish qaroridan keyin Xitoyning Wuhan shahridagi Amerika konsulxonasini taqishni o'ylashayotganligini ilgir surmoqda. Amerika hukumatı 1 milyar 950 milyon dollar to'lab, Germaniya biotexnika shirkati BioNTech'ning Xitoy Wuhan virusiga qarshi tadqiqot ilib berayotgan vaksinadan 100 millionni zakaz qildi.
Amerika Sağlık ve İnsanlar Mülazimet Ministerliğinin bayanatı da Pfizer ve BioNTech şirketleri tatkik kılıp yasap çıkan COVID-19 vaksinisini təminleş doğrusu da kilişi maslı kıqalığı xəbar kılındı. Bayanatta birinci baskışta Amerika'nın 100 milyon COVID-19 vaksininin işləp çıkırışı ve yetküzülüşü üçün 1 milyar 950 milyon dolar töyledi kılığı bayan kılınan bulup, kilişimi diyene Amerika hükümetinin koşumca 500 milyon vaksini sitip aldı kılığı otturgu koyulgan. Türkiye bilen Rusya Liviya'da uruş toktuş üçün Birleşme Hizmet Grupsu kuruşka kadem koydu. Türkiye ve Rusya Taşkı İşler Ministerliğinin çarşamba günü birli vakitte ilan kılan birleşme bayanatı da Liviya'da Birleşme Hizmet Grupsu kuruşunun karab çıkırılgalıqı ve alakadar meslehetlerinin pat yakında Moskova'da ütküzülüşü karar kılınğalıqı otturgu koyuldu. Bayanatı Türkiye ve Rusya rehberlerinin Liviya'daki vaziyetini peseytiş ve siyasi bir musabıge zimin hazırlaş üçün 2020 yılı 8. yanvar İstanbul'da kurulgan tırışçalığı tılgı ilinğen bulup, Liviya'daki krizisinin her bir yol bilen halkılmaydıqalığı təkitlengen.